Trump destekçileri yarın başkanın seçime hile karıştırıldığı yolundaki asılsız iddialarına destek vermek amacıyla Washington'da gösteri yapmayı planlıyor. Dün de aktardığımız gibi Başkan Trump yarın yapılacak kongre günü için destekçilerini Washington'a çağırdı ve kendisinin de eylemlerde yer alacağını işaretini verdi. Trump hafta sonunda paylaştığı Twitter mesajında ise "ben de orada olacağım, tarihi gün" ifadesini kullanmıştı. Daha önce Kasım ayında Washington'ın en bilinen caddelerinden biri olan Pennsylvania Avenue üzerindeki Özgürlük Meydanı'nda 15 bin kişinin katılımıyla düzenlenen protesto eylemleri sırasında Başkan Donald Trump kendisine sevgi gösterilerinde bulunan kalabalığı limuzin içinde selamlamıştı. Trump Aralık ayındaki gösterilerde ise aralarında Proud Boys, yani gururlu çocuklar grubunun da olduğu daha küçük bir kalabalığın üzerinden helikopterle geçmişti. İşte bugün Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser yarın kongrede yapılacak ve 3 Kasım'da Joe Biden'ın seçimlerinde elde ettiği zaferi tescilleyecek oylama öncesinde Trump yanlılarının protesto gösterisinde şiddet eylemlerinin patlak vermesi olasılığına karşı önlem amacıyla ulusal muhafız birliklerini Washington'a çağırdı. Ayrıca Bowser düzenlediği basın toplantısında kent sakinlerini Washington'ın merkezinden ve kavga çıkarma arayışında olanlardan uzak durmaya çağırdı. İnsanların şiddeti tetiklemesine, kent sakinlerimizi korkutmasına izin vermeyeceğiz, bir hasara uğratmayacağız onları açıklamasında bulundu. Washington'a 340 ulusal muhafızın sevk edilmesinin beklendiğini, bu muhafızlar arasından 115'inin sokaklarda görev yapacağını, Washington polisiyle beraber metro istasyonlarında nöbet tutacağını aktarılan bilgiler arasında. Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Başkan Vekili Robert Conti yaptığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada "kentimizde silahla gelme niyetinde olanlar var" demişti. Conti, "edindiğimiz istihbarata göre sokaklarda büyük kalabalıklar olacak" da dedi. Washington Polis Teşkilatı kent merkezine her türlü ateşli silah taşımasının yasak olduğuna ilişkin uyarılar astılar. Conti ayrıca kent sakinlerinin silahlı olduğunu gördükleri kişileri polise bildirmelerini istedi. Ulusal Milli Parklar Dairesi Sözcüsü Mike Litteris, Trump yanlısı gösteriler düzenlenmesi için 3 ayrı başvuru aldıklarını, katılımcı sayısının en fazla 15 bin civarında olmasının beklendiğini kaydetti. İşte yarın The Ellipse Park'ında gösteri düzenlenmesi planlanıyor. Yarın yerel saatle 13'te ise kongre binasına yürüyüş başlanacak. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.